Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk GRT kanalında. Bugün de selimleriz sizi ana dili programmasının çerçevesinde. Hepsiniz şans olabilirsiniz, seyredersiniz, izlersiniz. Hani bu ayın süresinde birkaç programı hazırladık. Hangisi bağlı bizim aydınlatıcımızla Ay Baba Mikhail Çekirlen. Ta derinden onun yaşamak yolunu, onun yaptıklarını Gagavuz dili için, Gagavuz dini için, Gagavuz istoriyası için, kulturası için, okulları için genişten açıklanırlar programlarımızda. Şimdi ben hepsinize teklif ederim. Bizimle birlikte bir güzel sürpriz seyredersiniz. Ondan sonra biz döneriz stüdyomuza da. Ben sizi tanıştıracağım bizim bugünkü misafirlerimizle. Yakınsa bir sana, yakın sana. Kâr gelse Stavros'da zede çık. Sal bir lazım bana, yakın olma sana, yakınsa bir sana, yakın sana. Sal bir lazım bana, yakın olma sana, yakınsa bir sana. Yakın sana. Burada yolcuyum ben, hem yabancı. Göke kabletsen kurtarıcı. Ver yürekten bana, yakın olma sana. Sana, yakın sana. Ver yürekten bana, yakın olma sana. Yakın sabi sana, yakın sana. Sevgili seyirciler, gördünüz ne güzel, hem duydunuz bu güzel sesleri. İsterim söyleme, hani bu bir yenilik. Angısı hazırlandı bu yıl ana dili yortusu için, hem angısı bağlı yıl bitki Ay Baba Mikhail Çekirin 160. yıl dönümüne. İlerlediyoruz bu temamızı sevgili dostlar. Kimmiş Mikhail Çekir, neler yapmış o Gagavuz halkına dini, hem neler yapıldılar bu ayın süresinde aydınlatma dini, hem gösterme dini ta diğerinden bu adamın yaptıklarını biz açıkladık programlarımızda, hem ilerleyerek programlarımızı isterim sizi tanıştırayım bizim misafirlerimizle. Bizden misafirlikte bulunur Irina Konstantinova, Gagauzya'nın Maria Maruniyeç adına bilim araştırma merkezinin öndürcüsü. Zaman hayır olsun Irina Anatolyevna, hoş geldiniz stüdyomuza. Hem protoyerey Piotr Keliş, Komrat Kilise bölgesinin başı. Zaman hayır olsun Baba Piotr, hoş geldiniz stüdyomuza. Irina Anatolyevna, bu güzel sürprizden başladı bugünkü programımız. İsterim söyleme, hani dil boşuna biz koyduk bu rolikten başladık programımızı. Çünkü başka programlarda ta diğerinden açıkladık Mikhail Çekir'in yaptıklarını bilgi uğrunda, tiparlamak uğrunda, istoriya tarafından. Hem elbette anlattık din tarafından da, ama bugünkü programımızı mutlaka din böyle bir notasından istedik başlayalım. Hem biliriz hani bu yurtuya bağlı bu güzel rolikten kare çıktılar da siz din çalmaları, yazmakları isterim bu disk için bize biraz anlatasınız. Sağ olasınız.
ilk baştan isterim anlatma. Hani biz daha başlamadan evvel hazırlanma 160. yıl dönümüne Mihail Çekir'in adına dedik. Hani artık çok ileri gitti bütün herkes kendi bölgesinde, kendi sferasında. Onurtan biz de düşündük hani audio kağıtlarımızı lazım yapalım. Bizim güzel Gagavuz dilimizde istoriya uğrunda, kültür uğrunda, dil uğrunda kağıtlarımızı lazım toparlayalım. Onuç'tan bilirsiniz hani Mihail Çekir yazmış da çok güzel bir kağıt. Besarabiya Gagavuzların istoryası Gagavuz dilinde. O da 60 sayfalık bir kağıt. Dedik ki bu çok güzel bir, önemli bir iş bizim için. Neden başlamayalım bundan? Ondan biz bizim protoiereyi Piotr'la laf ettik. Dedik ki hani bu kağıdı lazım okusun öyle bir insan, angısının sesi yakın olacak sanki o papazın sesinden, Mihail Çekir'in sesinden gibi bağlı. Onuştan protoiereyi Piotr dedi ki hani bizim genç bir İnsanımız var, angısı var nice bu işi yapsın, audio kağıdını seslendirsin. Bu da Piotr Koçancı, bilirsiniz o işler bizim Abdarma Köyü'nde, kilisesinde. Güzel 3 günlük bir çalışma yaptı, bu güzel kağıdı okudu. Bu kağıdı da biz koyduk bu CD'ye, angısında var nice hepsi işitsinler bizim Mihail Çekir'in yazdığı kağıdını Gagavuz dilinde. Sonra daha bir fikir çıktı, çok güzel açan işlerdik beraber bizim kilise bölgesel başıyla hem bizim nasihatımızla. Düşündük hani çok güzel olacaktı hani ruh türküleri yazılsın. Bizim bilirsiniz hani Ioan Preteci'nin Saboru'nun var kendi horu. Angısı güzel böyle çalır ruh türkülerini. Onuç'tan o sesleri işittiğimiz zaman öyle yüreğimiz doldu ki dedik ki mutlaka hem mutlaka bu en az 3 ya da 5 böyle ruh türküsü lazım girsin bu CD'ye. Şükrediyoruz. Çok zor bir aydı. Hani bilirsiniz hepsimiz yani oruç tutuluyor. Onuçtan hani papazların çok daha önemli işleri var. Sonra Fratelli Piotr anlatacak. Ne kadar zordu bu ay içinde hazırlık yapma. Ama şükür Allah'a hani bize yardımcı oldu. Da bu 3 önemli ruh türküsü girdi bu CD için. Bunu böyle bu şekilde bir bağış olarak biz bütün Gagavuzya'mıza veririz. Hem bütün dünyadaki Gagavuzlara böyle bir armağan olarak veririz. Bizim saytımızda bu var. Kim ister varınca indirsin hem okusun. Biliriz hani CD olarak birçoğu artık kullanmıyor. Onuçtan varınca saytımızdan indirsinler de herhangi bir yerde onları okusunlar hem işitsinler. Onlar işi doldurur, böyle başka önemli düşünceleriyle götürür seni başka bir yola. Hem ana dilinde gerçekten çok farklı mutluluk verir insana. Sağ olun İrina Antonovna. Ben yüzündeki programlarımızda danışan adım hani 10-15 yıl geri bu kadar çok bilgi Mihail Çekir için yoktu. Bitki 3-4 yılın süresinde bu bilgiler hem bu araştırmalar o kadar ilerlediler ki biz bugün sizlerken bilim adamları, sizlerken din adamlarını, sizlerken araştırıcıları ağzımız açık kalır. Böyle büyük meraklılıkla hani o kadar büyük iş yapılmış arkivlerde araştırma kağıtları, biyografiyası, din tarafından yaptıkları, tiparlamak tarafından yaptıkları, okullarla işlemekler, çalışmaklar o kadar derin hem o kadar manalı, faydalı hem temelli. Hani şaşırırız, niçin tayileri bile yapılmamış, neredeymiş tayileri, belki bilseymişik tayileri. Gerçekten bugün Boba Piotr'la isterim laf etme, bitki ayının süresinde söylediniz, çok iş yapıldı. Oruç vakitinde de bakmayarak ona hani oruç vakitinde bulunduk, pek çok iş yapıldı. Bunları gördük 9. Çekir adına okumaklarda. Hem ben bugün yok nice nişanlamayım, Boba Piotr getirmiş yanında bulunur. Bu kiyat için angısının angısının yazmasında hem angısının redaksiyasına alındılar temel
yazılar, temel çevirmeler anglarından zanıtlanmış Mikhail Çeker. Baba Piotr, bu kağıt biz doğru anladıysadık sadece iki egzemplerde bugünkü günde var ama kısa zamanda çıkacak da tipografiyadan onlar yayınlanacaklar kiliselere, belki bibliotekalarda olacaklar. Ne kadar büyün yönemli hem ne kadar lazımlı büyün din adamlarına dini bu kağıt. Bu kağıdı biz pek çok vakit şimdi anladık. Niçin öyle çok uzadı anlayamadık. Da bitki bitkiye Allah açtı bize. Niçin o uzadı? Niye zaman o lağımda tiparlansın? Tiparlandı o. O günde, hangi gün biz yortuladık baba Mikhail'ın doğuma gününü. Allah'tan. Allah'tan. Biz çalışıyoruz öyle diyorlar. Человек предполагает, Бог располагает. Adam isteyir, Allah yerleştirir. Ne zaman hangi vakitte olsun. Da pek sevindik. Açan yetiştirdik tiparlama bu kağıdı. Baba Mikhail Çakir'dan biz naşı yetiştirdik. Zedeleme bu kağıda niye baba Mikhail Çakir yetiştiremediydi çevirme Gagauz diline. Ben onu söyledim. Hani o duala hani papaz hazırlanıyor, slujbaya girmediğini o yoktu. O çevirildi. Burada var. Bu kağıtta var. Nar zedelendi. Zedelendi o duala hani papaz altarda okuyor. Slujba vakada, liturgiye vakada saklı duala, tayne molitvi. Onları insan işitmiyor. No ne insan işitecek, hem ne insan ta yoktur işittiği. Burada bizim papazla, bizim çeviricilerle, ben onu söyledim, kimin uğrundan, kimin çalışmalarından böyle oldu, böyle uğra yetişti bu kağıt. Yetişitmediğimde yetişecek insan kendi zorundan geldiğine, yolculuğa duaların, hastaların duaları, kapanda zamanda olan duaları işitilecek insana şükür duası Gagauz dilinde bunlar daha yoktu. Onlar burada hepsi civar. Da bizim insan onu işitecek kendi ana dilinde. Da inanırız, umutlanırız. Hani insanın sökçük yüreklerini de daha sıcak anlayıp da dua laflarına dua çıkar Allah'a. Zordu mu işleme bu kağıdın içindeliğinden? Dil kolay. Bizde baba Mikhail Çeker'in varkana dua çevirilme dua kağıtları da onu biz sadece bir aşık zeydeledik gene zor. Zor. Zor ne üzere zor? Hani bizim Gagauz dilimizde yok o kadar çok laf ne var o dilde hangi dilden biz çevirdik. Dua lafları bizde daha da aslında. Biz savaştık öyle yapma hani hem yakın olsun hem doğru olsun hem de dua lafları çıkmalı mı o doğruluktan dua laflarından. Baba Piotr, siz olmalı laf edersiniz başka kilise hizmetçilerinden de onlar bu kağıdın peydalanmasına acaba nasıl bakıyorlar? Bizim papazlar bekliyorlar. Bekliyor bu papazlar hani hizmet ediyorlar Rusya'da, Ukrayna'dan bütün dünyaya dağıldılar. Da işittiğiyle başka devlette bu köyde, bu kilisede hizmet ediyor Gagauz papaz. Gagauz'a çalışıyorlar. Gelme duaya o Gagauz papazına. Da işittiğiyle ana dilinde dua laflarını pek seviniyorlar. Bizim atets paratadiakon, hani patriarch Kirill'in yanında hizmet ediyor patriarchın. Bizim büyük babanın iyi sözlemesinden Paskalya gecesi Gagauz'a okunuyor. Evangeli gene baba Mikhail Çeker'in çevirmesinden Gagauz dilinde Paskalya Evangeliyası. Konstantin Bargan okuyor bu. Konstantin Bargan, da atets Konstantin. İrna Anatolina söyledi ki pek çok iş yapıldı. Gerçekten Gagauzian Bakanlık Komiteti açıkladı bütün yılı Mikhail Çeker'in yılı ama bu ay diğerinden ana dili yurtusundan bağlı Mikhail Çeker'le bağlı gerçekten çok işler yapıldılar. Üretim tarafından da bilim araştırma merkezi okumakları da yaptı. Kağıtların prezentasyası da çıktı televizyonda da ayın süresinde türlü rolikler, türlü oçerkler yazıcılarla yaptık. İsterim ta diğerinden anladalım. Anladasınız, kabul ettiniz mi ya da gerçeklediniz mi o niyetleri anglara temele koyardılar planlar kana bu yortuyu bu ayı geçirme? Çok doğru bir soru. Onuştan hani biz bilirsiniz hani hazırlandık bu zamana bu 160. yıla daha iki yıl evvelden. Onuştan düşünüyorum hani içimiz dolu.
içimiz rahat. Hani o hedefleri angısını koymuştuk kendimize. Hani biz bunu çıkaracağız bu ayın içinde. Biz onları toparladık, çıkardık. Şükür Allah'a hani bu kadar zor olsa, pandemi zamanında olsa bile, ama biz az bile insanın, yani dediğimiz gibi online formatında, yarım da offline formatında geçirecek 9. Ortodoks okumakları. Belki biz alışığız daha genişten kutlama, böyle konferansları, ama çok önemli bizim için hani bu yıl Mitropolit'in duasıyla başladık bu güzel okumakları. Sonra bizim Kahul hem Komrat Ayozu Episkop Anatoliy bizimle beraberdi. Irina Fyodorovna başkanımız da beraberdi. Onuştan düşünüyorum hani çok yüksek uğurda geçti bu büyük bir önemli bir мероприятие bizim için. Orada vardı kolayımız anlatma hem yapma öyle bir sonucun bir ne dizi, bir dizisini angısında biz iki tane kağıdımızı angısını çıkardı bizim bilgiçler Stepan Bulgar hem Ivan Dominika Vitali Sırf'la beraber. Onlar da bilirsiniz sizin GRT kanalında prezentasyası yapıldı. Bu iki önemli kağıt açıklar Mikhail Çeker'in başka da önden yapılan işleri. Onuştan hani biz siz dediniz hani evvelden az kim bilirdi Mikhail Çeker'i, onun yapılan işlerini. Neden? Çünkü Mikhail Çeker az vakit yaşadı burada. Az vakit yaşadı burada Gagauzların arasında. Çok vakit geçirdi Kişinov'da, orada okudu, orada insanları üretti, orada yaptığı o önemli hani temel işlerini, angısını lazımdı yapsın insan tüm Gagauzlar için. O burada yaşasaydı öyle bir belki imkanı olmayacaktı bize yardım etmeye. Çünkü o yüksek uğurlarda insanlarla görüşerdi. O yüksek uğurlarda çözerdi. O soruşları angısı normalde insan çözemezdi. Onun aklı, onun bilgisi, onun dil bilgisi onu o kadar ileri götürdü ki biz şimdi beraber araştırıcılarla böyle hani dediğiniz gibi iğne iğne, tane tane toplayarız o meyveleri, angısını bize yekti Mikhail Çeker daha 100 yıl evvel. Biz görürüz ilk baştan nasıl o uğraştı Gagauz dilimiz yazısı olsun. Nasıl o uğraştı sözlükler olsun Moldovan Gagauz dilinde. Nasıl o uğraştı anlatma Gagauzlarımız için bütün dünyaya. Görürüz hani dil sadece bilgi uğrunda ama din uğrunda da önemli faydalı adımlar attı Mikhail Çeker ki şimdiki bize olsun bir iş angısının üzerinde daha gitme lazım. Düşünüyorum hani bu güzel işleri angısını biz başardık bu yılın içinde hem bu ayın içinde onları gösterdik. O olacak yine bir yol başka bilgiçler için ileri gitmeye değini. Bu kağıtları açan prezentasyonu yaptık. Biz gördük nice başka bilgiçler buna çok meraklandılar. Dediler ki ya biz lazım daha gidelim Romanya'ya, biz lazım gidelim daha Rusya'ya, oradaki arşivlerde çalışalım, bakalım daha neler var Mikhail Çeker'in adına. Çünkü biz bu sefer gösterdik onun iki tarafını da. Değil sadece pastör tarafı ama biz daha gösterdik onu nice bir politikacı olarak. Ben seviniyorum hani Stepan Bulgar bu kağıdında, şimdi onu göstermeye isterim. Gösterdi nasıl o sekreter Bessarabska Gubernskova Sabraniye'ydi. O zaman o gerçekten bir politika işi yapardı. Bu kağıdında çok dokument var. Bu kağıtta çok yazı var. Angısında gösterir ne söyledi, nasıl, neler yaptı Mikhail Çeker ki göstermediğini gerçekten hangi faydasını getirdi bize. İsterim söyleme hani 9. Bu Ortodoks okumaklarına katıldığı çok bilgiçler. Biz daima 2-3 yılda bir yaparız bu okumakları. Ama katılır
30'a yakın insan, bilgiçler ki Mystère yazma kendi yazısını, bilgisini ya da makalesini bizimle paylaşma kendi fikrini, ama bu sefer isterim söylemeye hani katılımı çok yüksekti. 70'ten ziyade bilgiç başvurdular bu çekirin okumaklarında ki isterler onlar küçük bile oysa hani dediğimiz gibi bir damla koyma bu uğurda onların da faydası olsun diye. Onuş'tan böyle güzel bir kağıdımız çıktı. Göstermeyi isterim. Herkes görsün. 9. Ortodoks okumakların tezisleri. Biz sadece kısadan aldık buradaki yazıları. İkişer sayfa. Çünkü bilirsiniz şimdiki vakıdımızda daha kalın kağıtları çıkarma biraz zor, ama biz dedik ki en azından en önemli parçalarını bu makalelerden biz burada yayınlayalım. 26 Rus dilinde, 15 de Gagavuz dilinde önemli makaleler var burada. Düşünüyorum hani herkes için faydalı olacak. Daha doğrusu bizim ruh dediğimiz gibi eğitimimiz için çok önemli. Bizim üreticiler Varnica buradan çok faydalansınlar ki kendi okulunda kendi uroklarını götürmediğini, uşaklarına laf etmediğini, onları birazcık dediğimiz gibi besleme o ruh haliyle, gagavuzluğuyla beraber düşünüyorum hani buradaki yazılar çok faydalı olacaklar. Baba Piotr, ne kadar önemli bugün besleme yaşayanları, besleme bu uşakları ruh. Ruh halından, ruh karakterinden bu taraftan. Çünkü biliriz hani Mikhail Çeker bu uğra bütün yaşamasını varınca söylemeye koymuş. Pek doğru dediniz uşakları. Ta uşaklardan lamça getirme. Bram ama ta büyüdüğüyle uşakları anlatma. Zor kabul edeyim. Çok informasyon var bizim uşaklarda internetle. O yüzden için küçük uşağın fikirci ta bak. O da yılın kabledir bu din uğruna yürütmeklerinde sisliyerler anı bu buyu da ta iyi kabledirler. O yüzden için bize lazım çalışma ta uşak başesinden uşaklara yürütme, anlatma. Biz burada söyledik, baba Mikhail Çeker'i ne kadar arayırsa ardını biz şaşırırız. Niçin biz onu ta ileri aramadık ardını bilmedik. Biz doyamcıyız şaşma, yani biz hep anlayacağız, ne kadar daha çok ağırcıyız, biz daha çok işitçiyiz baba Mikhail için. Burada laf oldu politik tarafından baba Mikhail çalıştı. Klisen hani doğru anlasın bizi hepsi GCS'liciler, klisen politikası kurtarma insanın canını. Ne çalıştı yapma baba Mikhail Çeker? Ne koydu bütün sağlığını, bütün kuvvetini? O çalışa arkana yetişsin bizim uşaklara da bu iyi yenimli yönetmeli. O çok çalıştı. Küşnov tarafında siz yerine Anatolina doğru söylediniz. Hani öyle büyük uğurda durdu Küşnov'da. Onu hesap aldılar. Hani o büyük yürenmiş iyi adam. Da o pek çok çalıştı Küşnov tarafında. Dilsay Gagavuzları. Ama Moldvanlara da. Moldvanlara da pek çok onun uğruna da çalıştı. Bu adam bilmemiş nasıl o yorgunluk. O bütün sağlığını, o bütün kuvvetini verdi. Mahsus bu uğra dini. O yüzden için bize pek pahalı. Daha küçükten bizim uşaklarımızı da üretme, gösterme, anlatma, emalma örnek bize var. Pek büyük bir örnek. Gagavuzlarda kime benzettirme, kendimize kime ilk koruma, o inanı, o dini ne korardı baba Mikhail Çeker. O tanıdı onun pahalılığını, o onu sevdi, o onu o iyi Allah'ın laflarını çalıştı çevirme. O yüzden için biz büyün böyle kendi ana dilimizde mitini deyiriz bizim gökteki Allah'ımızı, sahibi İsus Hristos'u.
Kiliselerde hani var kilise okulları. Orada Mikhail Çekirçin bilgiler uşaklara verilirler mi? Verilir. Diğerinden programlarda var mı? Verilir, verilir. Hı-hı. Biz babam Mikhail Çekirçin'le hiç ayrılmayız kiliselerde. Hı-hı. Biz her kere onunla açıyoruz onun evangeliyasını. Okuyoruz onun liturgiyasını çevirme. O uşaklarda nerede hangi kiliselerde üretiyorlar orada da onun için açıyorlar. Но без оно совершаем селями они стерсане о он için bilsin taze de insanın da çıksın kilsen dışanına da çeketsin ta uşaklan başlarından yöredilme hem de ben işi derim bilirim biz çalışırız böyle bir orada hani bu olsun bu olunur da buna pek seviniriz. Hani çok önemli söylediniz çünkü olmasın öyle hani yılda diyelim çiçek ayında sadece aklımıza getiririz Mikhail Çekeri anlayırız da bununla biter ama bu öğrenmek programlarında da olsun diyelim uruklardan dış meropriyatiyalarında da olsun çünkü bu gerçekten onun bilgileri yaptıkları temel olmuşlar bugünkü dilimize. Söylediğiniz sayılır büyün değil sadece gagavuzların ama büyün varınca sayma onun Moldovanların da aydınlatıcısı programların birisinde bulundu Octavian Moşin anılmış bir din adamı Kişinev kasabasında angısı büyün götürürken de hizmetini o kilisede nerede götürermiş Mikhail Çeker. O da söyledi hani güç ama Moldovanların tarafından bu iş daha o kadar peki kaldırılmadı, açıklanmadı ama var umut hani gelecekte o taraftan da Mikhail Çeker'in yaptıkları inandırılacaklar, açıklanacaklar da gerçek çünkü gerçekten sayılır hani değilse de Gagavuzların aydınlatıcısı ama Moldovanların da ilk din kağıtlarını Moldovan dilinde olarak eparhiyanın tipografiyasında yöndercilikte başlamış Moldovan kağıtlarını tiparlama onun yanında kullanarak bu görevini düşünmüş neçe yapmayayım Gagavuz dilinde. Baba Octavian'la biz laf ederken laf sırası açıldı. Ben yaklaştım bizim büyük babamıza Metropolit Vladimir'a. Hı-hı. Da söyledim hani Gagavuzya'da pek çok yapılı baba Mikhail Çakır'ın uğruna diyen insan pek çok açığa kendine yöreni biz burada Küşnov'da çok bilmeyiz. O yüzden için bizde var öyle umut hani yüteğe doğru anlaşıp da geçirme bu okul Mikhail Çakır'ın uğruna diyene Küşnov'da da insan orada da işitsin orada da öğrensin. Yani çoğu daha bilmiyor. Bu büyük bizim zenginliğimiz. Doğru. Onunla paylaşma. Biz bilirsiniz yapmıştık Metropolia'da Gena Çakir'in adına okumakları. Hı. 2018 yılının sonunda çok güzel geçti. O zaman da Moldova Akademiyası'nın bilgiçileri toplanmışlardı bizimle beraber. Biz orada yaptık çok güzel bir konferans. Onun üzerine biz çıkardık gene iki kağıt. O zaman çok güzel kağıt. Onları hazırladı bizim Moldova bilgiçileri. Çok sevinirim. Hani Ivan Dominika hem bizim gene bir önemli bir hani deriz ki bilgi adamı. O şimdi çalışır bilirsiniz Katar'da pasol Viktor Cvirkun da onun nasihatıyla onun fikriyle çıktı bu önemli işleri. O kağıtlar bütün bizim bibliotekamıza dağıtıldı, çıktı. Gene eparhiyalimi vedomostilerde Mikhail Çeker'in bilgiçileri, bilgi yazılarını onlar hem Rumun dilinde hem de Rus diline çevirdiler iki dilde. Onları çıkardılar. Bukarest o zamanki arşivine gitmişler. Onları oradan getirip burayı tıpardan çıkardılar böyle bir kağıdı. O da çok önemliydi. Onurtan hani deriz açan kuvveti birleştirip Moldova bilgiçileriyle, Gagavuz bilgiçileriyle beraber Mikhail Çekir'in zenginliği daha önemli oluyor. Yani önemi daha rahatlıkla açıklanıyor her tarafa. Hani biz deriz her bir insanın her bir nasyonun hani biz deriz var kendi liderleri. Politika lideri, ruh lideri. Onun için hani Mikhail Çekir bizim için gerçekten çok önemli bir ruh liderimiz. Angısı gösterir bize o önemli Allah'ın açık yıldızını angısının arkasından lazım gitmeye. O gösterir o güzel bir yolu. Angısını biz daima hem daimalarına danışırız.
hani açan hazırlamıştık biz namus kodeksi. O zaman dedik ki hani ne tür önemli fikirler çıkmıştı böyle önemli insanlardan, hangisini biz var nice aşı olarak kullanalım bizim uşaklarımıza ki onları gösterelim gagavuzlar niye türlüydüler. Gene baktık hani Mikhail Çekir'in yazılarında çok güzel öyle önemli hani deriz derinden öyle güzel lafları vardı ki biz gene onlara bakarak kendi yolumuza devam ederiz. Sonuçtan çok önemli nasıl söyledi Proteire Piotr, bizim kliselerimizde lazım açma daha çok okul. Hangisinde var nice uşaklarımız açan tatilleri var. Hı hı. Gitsinler oraya kliselere, orada güzel böyle ruh din uğrunda alsınlar önemli bilgileri. Biz ana baba olarak lazım daha çok götürelim uşaklarımızı oraya, onlar görsünler. Hani Gagavuzlar Türk soyundandır, Türk dilini kullanıyorlar ama onlar Ortodokstur, onlar Hristiyandır. Onların dini, dili, onların kültürü birdir. Onun için bunları biz lazım hepsini birlikte koruyalım ki bizim uşaklarımız onları bilsinler, onları kullansınlar, hem o bilgileri aktarsınlar kendi uşaklarına dini. Bu bir örnek bizim dedelerimizden. Onuştan bizim önemli işimiz bu önemli bir kültüre hem ruh mirasımızı şimdiki atlara aktarma, uşaklarımıza anlatma, hem bunları koruma ki evvel sonraki zamanlarda daha çok uşaklarımız bunları görsünler. Bilsinler. İrina Anatolina, çok söylediğiniz bir politikacı, ruh tarafından derin fikirleri açıklayan. 9. okumaklarda Moldova Devleti'nin parlament deputatı Ivana Köksal açıkladı. Hani birkaç yıl önce işlerken bir dokumental filminle bulmuş böyle bilgileri Türkiye'de. Mikhail Çekir Atatürk'le tanışarmış, onlar yazışarmışlar, dostlaşmışlar, yazışarmışlar, lazımmışlar, buluşsunlar da ama güç hani Mikhail bu buluşmak gerçekleşmemiş ama bu örnek gösterir onu hani Mikhail Çekir temsil eder bizim milletimizi değilse de Moldova'da, Rusya'da çünkü o zaman Besarabiya bulunarmış o tarafta ama başka dünyada da. Türk dünyasında, Türkiye'de var bilgiler ayrı ayrı karşı gelirlerin. Kipr'de bilinermiş Mikhail Çekir'in adı. Başka devletlerde, hangi devletlerde ta temsil etmiş Mikhail Çekir? Bu bilgiler belli mi? Araştırılmıyorsa bu sayfayı ta düşer mi? Şimdi şöyle söylemek isterim. Hani biz hani dedim komple olarak ya da tümüyle olarak Mikhail Çekir'in biyografisini daha yazamadık. Biz sadece o bilgileri, angıları kağıdın üzerine, dokumentin üzerine var, onları araştırabildik. Ama o insanlar angısıyla Mikhail Çekir görüştü, konuştu, o insanlar şimdi yok. Yok nice o bilgileri alalım onlardan. Şimdi biz kendimize soru sorduk. Nasıl öyle oldu? Hani Mikhail Çekir bildi Atatürk için, Atatürk bildi Mikhail Çekir için. Bunu daha bilirsiniz 1930'uncu yıllara gitmeye lazım. Biz bunları biliyoruz. Besarabiya'da, Romanya'da bilirsiniz o zamanlar. Hamdullah Sukbi Tanrıöver vardı. Bir Türk konsolos. Angısı o zaman yılk yazmıştı Atatürk'e. Hani bu taraflarda yaşar öyle bir millet. Hangisi laf eder Türk dilinde, kültürü Türk kültürü ama onlar Ortodokstur. O zaman bu merak çıktı. Atatürk o zaman önemli kanunlar çıkardı ki bizim gagavuzlarımızı öyle bir kolaylık olsun onları götürmeye Türkiye, onlara eğitim alsınlar. Çünkü bilirsiniz o zaman okuma yüksek uğurlarda çok zordu, lazımdı çok para. Ama bizden hani dediğimiz gibi ilk baştan öyle çok zengin gagavuz görünmüyordu. İnsanlar hep çok işçiydi. Kendine çok dinine ve kültürüne çok sahipti ama öyle bir imkanları yoktu ki gitsinler, üniversiteyi bitirsinler, daha ileri gitsinler. Onuştan öyle bir kolaylık oldu. Bu zamanlarda zaten başlar Mikhail Çekir yazma gagavuzlar için. Gene 30. yıllarda.
o merak birlikte bundan çıkınca dediler ki bunlarla bir beraberlik, bir anlaşma yapalım, bir yazışma yapalım ki ne kadar daha birleştirelim kendi kuvvetimizi, Gagavuzlara daha çok destek vermediğini. Ama dediğimiz gibi bu yılın içinde 100'den ziyade Gagavuz gitti Türkiye'ye. Biz onları birçoğunu zaten görüyoruz, biliyoruz. Neler oldu onlarla, çoğu büyük bilgiç oldu, çoğu doktor oldu, müzisyen oldu. Başka dallarda çok önemli insanlar oldular. Biz bunları görüyoruz. Ama önemli neydi ki keşke Mikhail Çekir biraz daha yaşasaydı, biraz daha böyle kendi yapılan işlerini çoğaltsaydı, belki şimdi biraz daha farklı bir durumda olacaktı bütün bizim milletimiz. Ama önemliydi ne? Hani o nice daha başkaları insanlar istediği gerçekten bütün kuvvetini, bütün gücünü koyma ki Gagavuzlara fayda olsun yine. Bütün bizim milletimiz başka koşullarda olacaktı dediniz siz de, ben de böyle fikrimden geçirdim. Acaba yaşasaydı da ne dilimiz olacaktı? Olacaktı mı bugünkü var olan problemler dilimizle? İlerleyeceydi mi dilimiz daha çok? Olacaktı mı kulağımız daha diyelim bol bol serbest, daha çok kağıt okuyalım ana dilimizde? Ben düşünüyorum hani bu tür soruları angasını siz şimdi kaldırdınız. Bu hiçbir zaman Mikhail Çekir'e ya da başka insana bağlı değil. Bu insan bize bağlı. Bize bağlı. Sadece bize bağlı. Bizim içgüdümüze bağlı. Bizim isteğimize bağlı. Yani biz istediğimiz zaman ki bizim kültürümüz, bizim historiyamız, bizim dilimiz çok iyi olsun uğurda, biz bunu yapacağız kendi kuvvetimizle. Buna da hiçbir zaman ben ilk seferde söylemiyorum, paraya bağlı değil. Bu sadece bizim istediğimize bağlı. Bizim uşağımız laf edecek Gagavuz dilinde, o zaman açan biz kocamızla laf edeceğiz Gagavuz dilimizde. Bizim kültürümüzü ne zaman görecek bizim uşağımız, açan biz kendi kültürümüzü evimizde yaşatacağız. Bunu hiçbir zaman bir devlete bağlı değil, bir insana da bağlı değil. Yani zorla deriz ki kendi dilimizi biz laf etmeyeceğiz, kendi kültürümüzü öğrenmeyeceğiz. Ama sadece sevgiyle ve gene sadece sevgiyle, dediğimiz gibi ruh halimiz ona müsait olması lazım ki bir gerçekten bunu sevgiyle yapalım. Öyle değil mi Atatürk? Doğru, doğru. Yörnik. Yörnikle yürü dilim verelim bizim doğru uşaklarımıza da görsünler bizden. İsterim söylemeye bizim seyircilere hani bugünkü programımızda lazım da bulunsunlar Gagavuzyan'ın yürütüm bakanlığından uzmanlar da. Güç gelemediler ama yokunca nişanlamayalım. Hani onlar da bu ayın süresinde geçirdiler gerçekten büyük işleri. Yaptılar türlü şiir, yaratma konkursları, Mikhail Çekir'in biyografiyası, prezentasyası, türlü stenkalar, onları hepsini biz gördük bakanlığın saytında. Bundan kare Bilim Araştırma Merkezi'nden barabar genel Gagavuz dilinde diktantı geçirdiler. Bunlardan kare açık uruklar geçirirler, ta geçirirler, hem ayın süresinde de geçirdiler. Onlara da ayrıca söyleriz, sağ olsunlar bugün programımızda. Çünkü onlar da bu ayın süresinde çok iyi iş yaptılar. Bizim aydınlatıcımızı uşaklara getirmeye açma diyene, ama gene de tekrarlanıyorum. Hani bu aylan değil, lazım bitsinler bu işler, bu işler lazım. Her zaman ilerlesinler, hem bizim uşaklarımız bu sevgide, bu patriotika duygularında, bu ruh terbiye etmesinde lazım büyüsünler. Çünkü bunlar ondan karen temeli olmuşlar. Bunların gerçekten bu namus kodeksine göre yapılan işler gerçekten çok önemli. İrina Anatolyevna, planlar anıları bağlı Mikhail Çekir'in yaşamak yolunun açıklamasından Bilim Araştırma Merkezi'nde neler yapılacak da neyle şimdi işlemler? Biz şimdi kendimize daha önümüzdeki yıla planımızı yaptık. Dedik hani biraz bu pandemiye zorlukları geçsinler. Biz isteriz daha derinden ekspedisyona bağlama kendimizi. Onuştan hani bize lazım önemli bir hani deriz bir materyal angısını da varınca işleme. Düşünüyorum hani belki bu yılın sonuna doğru artık birazcık belli olacak. Biz hazırlığımızı yaparız, yazılarımızı yazarız. Ankara arşivlere gitmemiz lazım. Bir iki arşivden de
artık bilgi geldi. Bir kısmı dokümanları varınca onlar bize göndersinler kendileri. Ama birçoğunu biz lazım kendimiz gidelim, orada kendimiz işleyelim. Çünkü birçok dokümanlar çok çok eski. Daha yeni formata geçilmediği için onları lazım bizzat gidip görmeye, yazma ne lazım, onuştan daha ilerletme dini o işleri yapacağız. Отец Петр'la da konuştuk. İstiyoruz bizim kilise bölgesiyle beraber gene Çasaslov yapalım. Biz bunu kendimize hedef koyduk. O da çok önemli bizim için. Belki daha önemli güzel projelerimiz var. Onları şimdi açıklamayı istemiyoruz. Kuvvetimiz olsun, dediğimiz gibi imkanlarımız olsun. Daha güzel işler yapmamız lazım ki dinimizi de ruhumuzu yeniletmeye dini aşılama uşaklarımıza en güzelleri. Hem tabi yüksekliğe kaldırma. Doğru. Çünkü bu ruh kulturası ne kadar daha yüksek, o kadar daha zengin insanın hem canı hem başka taraftan aspektlerde. İrna Anatolina, ben isterim sağ ol size söyleme. Yani, bu ayın süresinde Bilim Araştırma Merkezi açtık indi kapılarını. Biz benim bakışıma göre başarılı çalıştık. O bilgilerden, glari ekranlardan verildiler Gagauzian yaşayanlara. Onlar da çok faydalıydılar. Sanırım Anna Mikhail Çeker'in süreti bir insan olarak, bir araştırıcı olarak, jurnalist olarak, politikacı olarak, revizör olarak, bilgiç olarak, temsilci olarak, hem talmaç olarak yeni taraflardan açıldı bizim seyircilerimize. Ayrıca derim size sağ olunuz. Din adamlarına da sağ ol isterim söyleme. Hani çok kuvvet koydular. Böyle güzel işleri yaradırlar. Hem çıkarırlar. Umutlanırsa hani o planlar damgalarını koymuşsunuz önümüzde. Kısa zamanda gerçekleşecekler de. Ben sanırım hani bu bilgilerden anglara açıklandılar. Şimdiye de Mikhail Çeker'in biyografiyası, süreti, onun manası Gagavuz halkına dini açıklanmadı bilgiyeden. Söyleme isterim. Bilirsiniz hani hiçbir zaman bir şey olmuyor. Gerçekten Allah'tan olmadığı zaman böyle bir yukarıdan bir nastal çok derler. Ben çok sevinirim. Hem de isterim Komrat Hemka Gulup Arhiyasına şükretme. Hani onlar ne kadar bize zor olsa bile onlar kendi dualarını okudular, kendine bize örnek olarak gösterdiler nasıl lazım olmaz sabırlı. Bu sabırlığı bizi ürettiler, bu çok önemli bizim için gerçekten. Bilirsiniz hani biz her zaman bir şey aradığımız zaman isteriz hemen bulma, hemen açıklama, hızlı olsun, daha güzel olsun. Ben gördüm hani bizim kolegalar sonradan da bize aktardılar bu işi, angısını başarabildik Komrat Hemka Gulup Arhiyasına beraber. Hani gerçekten çok çok vakıda bağlama lazım bazı işleri. Çok lazım çok derinden düşünme herhangi bir lafı Gagavuz dilinde. Çünkü o lafın çok farklı manaları var. Hem de bizim Gagavuz dilimiz o kadar genişten ki her köyde, her küçük kasabada bile olsa insanlar aynı lafı, aynı manayı taşıyan lafı farklı lafı derler. Onurdan biz düşündük hani daha çok çok önemli işler yapmamız lazım. Önce ruh sözlüğü yapmamız lazım. Biz bunu gördük yapılan işlerden dayanarak. Hem dediğimiz gibi daha ne kadar biz çok önemli projeler yapacağız bizim Kagul hem Komrati Parkiyası'yla düşünüyorum. O kadar Allah bize yardımcı olacak, o kadar bize güzel yol gösterecek, o kadar da çok kuvvet verecek. Biz bazen deriz hani çok iş var, çok iş var, sonra bir baktık o iş geçti, bitti, hepsi güzel oldu. Nasıl yaptık, nerede o kuvvet çıktı? Demek hepsi Allah'tan diyorlar ya, umut da Allah'tan, yardım da Allah'tan. Onun için şükrederim. Size hepsinize diyorum sağlık. Allah size kendinize hiç kolay olmadığın bir zamanında gerçekten çok kuvvet versin. Sabırınız da çok. Size o kadar çok insan danışır. Ben bilirsiniz de şükretmeyi isterim. Hani kiliselerimizde bizim kilise adamları hep daima dua ederler bizim sağlığımız için. Bu gerçekten son vakında anladık ki sağlıktan daha zenginlik bekleme. Onurdan şükrederiz gene. Bütün bilgiçlerim adına, kendi adıma isterim şükretmeye hepsinize.
Hem düşünüyorum hani çok güzel fikirler daha lazım bağlama beraber işimize. Allah yardımcı olsun, çalışalım ileri doğru. Pek çok fayda oluyor bizim bir yerde çalışmaklarının arasında. Dayaklayarak birbirimize anlayarak, önce siz doğru dediniz, birbirimize zor oluyor. No, zorsuz öyle diyorlar. Güzellik olmuyor. Güzellik olmayayım da balığı da sudan çıkarmayla çalışmadığına. Doğru. Sonuçta hepsine kuvvet lazım, hem dayanmak. Doğru. Adiyetçe bugünkü günde, Çiçek ayın 27'sinde Mihail Çeker'in adına okunlayırlar, yapılırlar kilise duaları, hem yok nice Gagavuz halkında bile bir sıcak adet şansları oldu. Bugünkü günde Mihail Çeker'in mezarına gitme, orada bir kilaf söyleme, dua etme onun canı için. Bu yılda bu iş yapıldı İrina Anatolyevna. Doğru, doğru. Gene biz Proterey Piotr'la bunu evvelden de konuştuk. Hakikaten Van Motion'la da konuştuk. Hani bugün mutlaka lazım gidelim. Bizim bu önemli fikirleri baştan bilirsiniz. İrina Fyodorovna daima bunu öne koyar bizim için. Hani Mihail Çeker bizim için ruh adamı olduğumuz için, ruh lideri olduğumuz için mutlaka nerede var onun mezarlığı gitmemiz lazım. Biz güzel bir sabah kilise yapıldı. Güzel bir dua okundu Mihail Çeker'in adına. Evvelden kiliseden sonra biz gittik onun mezarına. Orada da küçük bir dua okundu. Güzel küçük bir miting yapıldı. Ondan sonra onun mezarına, hem o mezardan yerde yatır onun karısı Irina, ona da çiçeklerimizi koyduk. Dediğimiz gibi kendi borcumuzu, hangisini lazım da yapsın, biz yaptık düşünüyorum Kişinov'da. Burada bizim kolegalarımız Aliye, bilesin Şanlı Aliyesi'nde de var onun bir fotosu, güzel bir büstü, büst değil de memorial. Memorial. Oraya da gittiler. Orada da bilirsiniz çiçek koydular. Güzel bir iş yaptılar. Ben düşünüyorum çadırda da aynı işi yaptılar. Onuştan düşünüyorum hani Mihail Çeker eğer bize bakabiliyorsa, eğer bizi görebiliyorsa umutludur. Görüyor hani biz onun yapılan işini devam etmeyi isteriz. Kendi kulturumuzu ilerletmediğini. Sağ olun saygılı misafirlerimiz. Hani bulduğunuz vakit bugün geldiniz. Tabir sıra çizgiledik hem açıkladık Protoeriyel Mihail Çeker'in katkısını Gagavuz milletinin, halkının kültüre, din, ruh ilerlemesinde. Sizin var kolayınız bir gün şansınız Gagavuz'un yaşayınlarına. Böyle güzel yurtumuz var Mihail Çeker'in doğma günü, hem güzel bir yurtu, ana dili yurtusunu nişanlarız. Buyurun Baba Piotr, sizden başlayalım. Biz bir gün de onun mezarında bizim delegasyon Gagavuz'dan dua etti. Onun mezarında Allah rahatlandırsın. Onun canını gökün padişahlığında. Biz inanırsın, biz bileyirsin. Hani o diri. O bizimle bir yerde. Ben pek inanayım, hani bileyim, hani onsuz naş ne biz çalıştık. Onun uğrundan öteye doğru çalışma. Ne baba Mikhail verdi bize, yol gösterdi bize. Hangi taraftan hizmet etmeye çalışma. Ne lazımlı insanı. Не файда болжык инсана, инсанын оруна дейін, онсуз кечмеди. Мен білем, о да бізімден барабарды, о бізімден бір ердейді. О да о дері вардым олжык бізімден не кадар біз оны анчейс, не кадар біз оны үшін дуайчейс, не кадар чалышейс, оның үйте адору ішлеріне көтірме, о бізімден еркелі бір ерде барабар олжык. Ирина Анатольевна? İstiyorum Mihail Çeker'in nasihatını gene size aktarma. Hani Gagavuzlar gibi lazım olalım. Evvelki Gagavuzlar gibi. Religiyalı, fikirli, çalışkan insan. Ki hepsi desinler ki Gagavuzlar doğruluklu, iyi uzluklu insanlardır. Düşünüyorum hani onun laflarına biz yaşarsak bizim milletimiz çok çok daha ileri gidecek. Hepsine de Türk milletlerin arasında bir örnek olacak. Bizim bir profesör yürüdücü seminaryada öyle dedi. Açan kimse de mete değil, kendi dinini ona lazım sorma, göstersiniz sizin ayuzlarınızı. Kimden siz alıyorsunuz örnek? O zaman biz tanıcıyız sizin inanınızı. Bize Gagavuzlara sorduğun kimsiniz siz?
biz hem ilkim veriyiz, yörnek hem göstereyiz, söyleyiz, yüneyiz varınca değil mi? Bizim bu babamızla daha anlayıcıkla, hem anlayırla kim o gagavuzla, kim vardı gagavuzla, ne onunla çalışırla, ne uğruna çalışırla, hangi dini onunla koğrayırla, hem ne uğurdan, hangi yoldan onunla giderler. Sağ olun saygılı misafirler, saygılı seyirciler. Ben tabii ki aklınıza getiriyorum. Hani bugünkü programımızı da adadık. Aybaba Mikhail Çeker'e, onun yaptıklarına, onun katkısına, gagavuz halkına dini. Böyle 2013 yılda Gagauzya'nın kuvvetleri seçtiler kararı. Hani Mikhail Çeker'in doğma gününde nişanlama ana dilimizin yurtusunu. Bu sebepten ben hepsinizi bu güzel yurtuyla kutlarım tabir kere. Şükür hani Allah vermiş bize böyle bir aydınlatıcı yangısı bu kadar yapmış. Gagauz dilin ilerlemesi için büyük dilimiz var. Hem umutlanırız hani dilimiz öteye doğru da olacak. Utanmayın, korkmayın, laf edin gagavuz dilinde. İlerlesin gagavuz dili. Kalın sağlıcakla. Gelen buluşmalar alın. Gırda kanalına.